Yok, Hayır. yayına geçiş yapıyorum. YouTube'da yayına geçiyoruz. Evet. Harika. Şu anda yayındayız. Herkese merhabalar. Astro Bilgi Evde programına tekrardan hoş geldiniz. Bugün özel bir oturum için beraberiz. Aslında Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği'nin ilan etmiş olduğu Uluslararası Karanlık Gökyüzü Haftası 5 ile 12 Nisan arası. O yüzden biz de bu hafta özel bir oturum yapalım istedik. Geçen sene de böyle bir oturumumuz olmuştu. Yine pandemiydi, o yüzden YouTube'dan bir etkinlik düzenlemek durumunda kalmıştık ve bir aydınlatma üzerine dergi çıkartan uzman gelmişti, bizimle beraber olmuştu Emre Güneş. Bu sene de yine bir aydınlatmacıyı davet ettik. O yüzden bir misafirimiz var. Mümtaz Bademli, Sayın Mümtaz Bademli, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi korona şartlarında hayatımızı sürdürüyoruz. Nereden katılıyorsunuz efendim şu anda? İzmir'deyim. Evet, Ben siz de de Amerika'da İzmir'desiniz. zannediyordum. Evet, ben de öyle zannetmiştim fakat şu an İzmir'delermiş kendileri. Aynı zamanda çünkü Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği'nin Türkiye temsilciliğini üstlenmiş durumda. O yüzden bu göreviyle birlikte, aydınlatmacılık görevinde birlikte gerçekleştirdiği için biraz sanırım yoğunsunuz, değil mi? Doğrudur. Peki. Bu akşam bize nelerden bahsedeceksiniz Mümtaz Bey? Şimdi ben size bu akşam bir sunum hazırladım. Yaklaşık 45 dakika sürecek. Kentsel aydınlatma başlığı. Kentsel aydınlatma ve ışık kirliliği başlığında. Işık kirliliği genellikle astronomi bilimiyle uğraşan insanların konusu gibi ele alınır. Farklı meslek dallarında da ışık kirliliği ile ilgili farklı yorumlar olabilir. Bir hekim farklı düşünebilir ışık kirliliği hakkında. Bir biyoloji bilimiyle uğraşan kişi farklı şeyler düşünebilir. Bir mimarın farklı görüşleri olabilir. Ben bugün astronomi ile uğraşan insanlara, mesleği ya da ilgi alanı o olan insanlara aydınlatmacı gözüyle ışık kirliliğini anlatmaya çalışacağım. Siz nasıl bulaştınız peki ışık kirliliğine? Biraz ondan bahseder misiniz? Işık kirliliğinden ziyade bu bir doğa sevgisiyle başladı. Doğaya veya insan sağlığına karşı duyarlılığı olan bir insan olarak tanımlayabiliyorum kendimi. Aydınlatma işini de bu temelde yaparken ışık kirliliğinin içine girmiş olduk. Yani Duyarlı bir meslektaş olarak yani. öyle oldu. Yani ışık aydınlatmayı zararsız bir şekilde nasıl yapabiliriz? Ya da zararsız bir şekilde yapmalıyız. Çünkü LED ışıkların birçok zarar verme potansiyelleri var. Bunların önüne geçmeliyiz derken İDA ile yolumuz kesişti. Aşağı yukarı 1,5 sene falan oldu. İyi aydınlatmalar yapmaya çalışıyoruz ama tabii bugün konumuz aydınlatmacılık değil. Reklam gibi anlaşılmasını da istemem. Doğrudan doğruya ışık kirliliği ve iyi aydınlatma üzerinde konuşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz zaman zaman YouTube'da birçok yayınımız var. İzleyenlerimiz de belki fark etmişlerdir ya da daha sonra arşive bakabilirler. Işık kirliliği konusunda da çok yayınlarımız oldu. Çok çalışmalar da yapılıyor. Zaten Profesör Doktor Zeki Aslan hocamız da bu işi Türkiye'de başlatanlardan olduğu için bu işi ışıkkirliliği.org üzerinden de çok götürdük. Hala devam ediyor projeleri. Hatta son duyduğum kadarıyla bir karanlık gökyüzü parkı varmış, değil mi hocam? Öyle bir proje Evet. var. Var. Bu uzun süredir devam ediyor o. Karanlık Gökyüzü Ya da bir Parkı başka biliyorsun. karanlık gökyüzü parkı Evet. projesi Evet. diyelim. Çünkü birkaç Adı tane oldu da yerler başarıya var. Ben ulaşamamıştık. bazı zaman anlatmıştım. Aday yerlerimiz var ama henüz kararlaştırılan bir şey yok. Bu bir tane iki tane olması gerekmiyor. İnsanlarımız bunu kendi bölgelerinde karar verip hem astronomi şenliği yapabilecekleri hem de gökyüzünü inceleyebilecekleri karanlık yerler olması lazım.
Biz şimdi bu tip işte Mümtaz Bey'in konuşmalarında buna yardımcı olacak bizim evet. Amacımız da o. Astronomlar olarak çok bahsettik bu konudan ama bir başka gözle de nasıl görüldüğünü aslında çok güzel anlatacağınızı zannediyorum. O yüzden söz sizin Mümtaz Bey. Teşekkür ediyorum. Ben izin verirseniz ekranımı paylaşacağım. Şu an açık olması lazım. Bir denerseniz. Tamam. Tamam. Şimdi... Tahmin ediyorum şu anda ekranımı görebiliyorsunuz. Evet, aynen, bir sorun yok. Baştan söz ettiğim gibi ışık kirliliğini bir aydınlatmacının bakış açısıyla açıklamaya çalışacağım. Aydınlatmacı tarafından baktığımız zaman kentlerde aydınlatma gereklidir diye söze başlamamız normal karşılarsınız tahmin ediyorum. Trafik veya yaya güvenliği, suçtan caydırmak ve suç oranını azaltmak, gece huzur, güvenlik ve esenlik duygusu oluşturmak, görsel konforu arttırmak, gece hareketliliği ve ticari faaliyetleri desteklemek için aydınlatmaya ihtiyacımız var. Ayrıca ışıl ışıl aydınlatılmış şehirler güzeldir de, elektrikle aydınlanmanın 150 yıllık tarihi boyunca ışıl ışıl aydınlatılmış şehirler ülkeler için sosyal, kültürel ve ekonomik başarı göstergesi olmuş. New York, Londra, Tokyo, Paris veya İstanbul'un bol aydınlatılmış gece fotoğrafları çok çekicidir ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini yansıtır. Birkaç örnek paylaşmak istiyorum. Mesela Budapeşte'deki parlamento binası çok başarılı bir aydınlatma örneğidir. Kanada, Ottawa'da yine başarıyla cephesi aydınlatılmış bir bina. Londra'daki ünlü Piccadilly Meydanı. Tokyo Dome. Tokyo'da bir alışveriş caddesi, yine Tokyo'da. İtalya'da bir aydınlatma firmasının cephesi, binasının cephesi. İstanbul'dan bir görüntü. İzmir. Kendi şehrimize biraz torpil yaptık. İzmir'den bir görüntü daha. Şimdi bunlar güzel uygulamalar. Baktığımız zaman o şehirle ilgili bize güzel duygular uyandırıyor, hoşumuza gidiyor. Fakat bu güzelliklerin içinde dikkatle bakmazsak göremediğimiz sorunlar da var. Şimdi bu sorunları çeşitli araştırmalara dayanarak ve o araştırmaları refere ederek ayrıntılarda paylaşmak istiyorum. Bu sorunların çok dikkat çekici olmadığına dair söylenmiş güzel bir söz var. Max Planck Kuş Bilimi Enstitüsü'nden Bart Kompeners demiş ki, kimyasal ve görüntü kirliliğiyle karşılaştırıldığında ışık kirliliği daha belirsizdir ve etkileri gereken ilgiyi gerçekten görmemiş olabilir. Gerçekten de öyle. Birçok durumda ışığın kirlilik yaratabilecek bir şey olduğu insanlar tarafından ya hissedilmemiş oluyor, hatta şaşkınlıkla karşılanıyor. Işık kirliliği dediğimizde insanlar olarak karşımıza çıkan ilk şey şehirlerde pencerelerden yatak odamıza giren ışık. Çoğu kez dikkatimizi çekmemiş olabilir. Ama eğer iyi uyumuyorsanız veya gece çok rüya görüyorsanız, sabah yorgun uyanıyorsanız, bunun nedeni yatak odanızın penceresinden giren
dış aydınlatma ışığı olabilir. Burada İstanbul'dan bir sokak fotoğrafı var. Dar bir kaldırım, o açıdan sokak biraz şanssız. Ama kaldırımdaki aydınlatma direkleri sadece yolları değil, bina cephesini de aydınlatıyor. Aynı mahalleden bir başka sokak. Burada da hem bulunduğu taraftaki bina cephesini aydınlatıyor, hem de karşı taraftaki binaların cephelerini de aydınlatıyor. Çok net gördüğümüz gibi insanların pencereleri, yani evlerinin içi sokak lambasının ışığıyla aydınlanıyor. Şimdi buna yol açtığı sorun şu. Gece boyu evimize giren yapay ışıklar melatonin salgımızı azaltarak uyku düzenimizi bozuyor. Bu uyku dengesi bozulduğunda obezite, şeker hastalığı ve çeşitli kanser türlerinin artışına yol açma potansiyeline sahip bir problem. 4000 Kelvin beyaz ışık veren LED lambalar uyku üzerinde sarı ışıklardan daha etkili. Eskiden kullanılan sarı portakal rengi ışık veren sodyum buharlı lambalar bu konuda daha iyiydi. Doğrudan doğruya evinizin içine giriyorsa o da rahatsız ediyordu ama şimdi yaygın kullanılan 4000 Kelvin LED'ler daha bir problem olmaya başladı. İnsanlar da bunun rahatsızlığını daha çok hissediyorlar. Bunun nedeni özellikle gece uyuduğunuz odaya giriyorsa bu ışık melatonin hormonunuzu baskılıyor. Uyku kaliteniz ciddi şekilde düşüyor. Melatonin hormonunun vücutta sağladığı faydalar azaldığı için çeşitli hastalıkların riski ciddi şekilde artıyor. Kanser türleri bunlardan birisi. Özellikle kadınlarda göğüs kanseri ve erkeklerde prostat kanserinin ışık kirliliğiyle ilgisini gösteren birçok çalışma mevcut. Şimdi doğru aydınlatmayı tanımlamak için hemen hemen herkesin sunumlarında kullandığı bir jenerik grafik var. Burada gördüğünüz gibi. Derler ki işte ışık kirliliğini azaltmak için full cutoff dediğimiz ışığı sadece aşağıya doğru yönlendirilmiş armatür kullanmak lazım. Ama işin doğrusu daha yakından baktığımız zaman bu yeterli değil. Şimdi bu sayfada ekranımın size de ulaşmış olduğunu umuyorum. Bir sokak kesiti. 8 metrelik bir direğin ucunda full cutoff bir sokak armatürü var. Bu armatür ön ve arka yönde 140 derecelik bir huzme açısına sahip. Sokağımız 5 metre, iki tarafında da ikişer metrelik kaldırımlar var. Direk yüksekliği 8 metre, armatürü taşıyan kolun uzunluğu 70 santim, iki direk arası da 30 metre ise bu bir gerçek örnek, hesapla bulunmuş bir sonuçtur. Yolda 5 lüks, kaldırımlarda 2,5 lüks ortalama aydınlatma için bizim 32 wattlık bir LED lambaya ihtiyacımız var böyle bir yolda. Fakat bu 32 wattlık lambanın yarıdan fazla ışığı yolu aydınlatmak için değil, binaların cephelerini aydınlatmak için çalışıyor. Yani bizim amacımız yolu aydınlatmak ama binaların cephelerini ve hatta pencerelerden evlerin içini de aydınlatıyoruz bu lambayla. Yani full cutoff olması... sadece aşağıya yönlü ışık veren bir aydınlatma armatürü olması iyi bir aydınlatma sağladığımız anlamına gelmiyor ya da ışık kirliliğinden bizi korumuyor. Şimdi bir adım öteye gidersek aynı sokakta daha dar açılı huzmesi olan bir armatür kullanırsak ne olur? Mesela arka yönde 20 derece, ön yönde 60 derece, toplamda 80 derece yani bir önceki armatür geniş açılıydı. Bu dar açılı bir armatür oldu. 80 derece bir armatür kullanırsak
aynı yol üzerinde, aynı şartlarda, yani 5 lüks yolda, 2,5 lüks kaldırımlarda aydınlatma sağlamak istersek, daha dar açılı bu armatürle 18 watt yeterli hale geliyor. Yani biz bir önceki çözümde 32 wattlık bir armatürü kullanmıştık, yolumuzu aydınlatıyorduk. Daha dar açılı, yani ışığı yola daha çok gönderen bir armatür kullandığımızda 18 watt yeterli olmaya başladı. Ciddi bir şekilde enerji tasarrufu yaptık. Ama hala bina cephelerinde, en azından alt katlarda evleri aydınlatmaya devam ediyoruz. Bir adım daha ileri gidersek, aynı uygulamayı bu kez 8 metre yerine 5 metrelik bir direkte yaparsak, bütün şartlar aynı, armatürün ışık dağılımı aynı, yol üzerinde yine 5 lüks, kaldırım üzerinde 2,5 lüks aynı aydınlatma sağlanıyor. Ama artık bina cephelerini çok büyük ölçüde aydınlatmadığımız için, orada enerji harcamadığımız için 12 wattlık bir armatür işimizi görüyor. Yani doğru direkt tasarımı, doğru ışık dağılımıyla biz iyi bir tasarımla ya da başka bir deyişle sodyum buharlı bir lambaya göre %86 enerji tasarrufu yapabiliriz. Daha iyi bir aydınlatma, binaların cephelerini, içlerini aydınlatmadan, sadece yolu aydınlatarak. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Full katop bir armatür yeterli değil. Aynı zamanda doğru aydınlatma yapılmasına yönelik bir mühendislik çalışmasına da ihtiyacımız var. Yani ışık açısı, huzme açısı ne kadar olacak? Direkt yüksekliği ne kadar olacak? Direkt binadan ne kadar uzaklıkta olacak? Direkt mesafeleri ne kadar olacak? Bunlarla birlikte bir hesap yapılıp doğru çözümün uygulanması gerekiyor. İnsanların ışık kirliliğinden rahatsız olmaması için, aynı zamanda gereksiz enerji sarf etmemek için. İnsanlardan sonra hayvanlara nasıl zararlı olduğumuzu aydınlatmayla açıklamaya çalışmak istiyorum. Öncelikle deniz kaplumbağalarından başlayalım. Deniz kaplumbağalarının ışık kirliliğinden etkilendiğine yönelik çok sayıda çalışma var. Gözümüzle gördüğümüz bir durum bu aynı zamanda. Antalya'da da caretta kaplumbağalarının yumurtladıkları bir bölge var. Ve orada hayvanların ciddi şekilde rahatsız oldukları, çoğalmalarının ciddi şekilde problemle karşılaştıklarını biliyoruz. Bunun ayrıntısı şöyle. Bir kere kaplumbağa yumurtadan çıkabilmek için gecenin karanlığına ihtiyaç duyuyor. Çünkü öyle evrimleşmiş. Çünkü aydınlıkta yumurtadan çıkarsa yırtıcı kuşların, mesela martıların yeni olma olasılıkları çok yüksek. Dolayısıyla karanlıkta yumurtadan çıkmak için evrimleşen hayvan, yapay aydınlatmayla kumsal aydınlanıyorsa gece yumurtadan çıkamıyor veya çıkmakta zorlanıyor. Yapılan araştırmalar yumurtlama ve yumurtadan sağlıklı çıkma başarısını aydınlatmanın %20 oranında azalttığını göstermiş. Kaplumbağalarda tabii karanlık yere yumurtlamak istiyorlar doğal olarak. Eğer yumurtlama sırasında da eğer ortam aydınlıksa yumurtlama verimi de düşüyor. Böyle bir şey var. Sonra yumurtadan çıkma süresi uzuyor eğer ortam karanlıksa. Hayvan olgunlaşmış yumurtanın içinde ama ortam aydınlık, çıkamıyor yumurtadan. Yumurtadan çıktıktan sonra ortam aydınlıksa yavruların denize yönelimi de bozuluyor. Ve yumurtadan yeni çıkan yavruların diğer hayvanlara yem olma oranı artıyor ortam aydınlıksa. Bu resim gerçek bir resim, gerçek bir fotoğraf.
aydınlatılmış bir kumsalda, yani dışarıdaki aydınlatmaya maruz kalmış bir kumsalda yumurtadan çıkan karetta karetta yavrularının denizi bulmak için nasıl şaşırdıklarını, kapalı daireler çizdiklerini gösteriyor kumdaki izler. Bunlara çözüm olarak bir kere yumurtlama bölgelerinde ışığı azaltmak zorundayız. Çok gereken yerlerde kaplumbağalara daha az etkisi olan kırmızı ışıklı aydınlatma yapabiliriz. Ama mümkün olduğu kadar karanlık olması en iyisi. Balıklara da etkisi var yapay aydınlatmanın. Çeşitli araştırmalar yapılmış bu konuda. Bunlardan birkaçını başlıklarını aldım, burada paylaşıyorum. Birçok balık türünün üreme dönemine girmesi gece ve gündüz sürelerinin yıl içindeki değişim ritmine bağlıdır ve yapay ışıkta etkilenir. Ticari balık yetiştiriciliğinde balıklar sürekli aydınlatılarak üreme dönemine girmeleri geciktirilir ve daha fazla büyümeleri sağlanır. Benzer şekilde ışık kirliliği de balıkların üremesi üzerinde olumsuz etki yapabilir. Karadeniz hamsisi gündüz derinlere iner. Çünkü düşmanlarından korunmak için karanlığa doğru gidiyor. Gece ise yüzeye yaklaşır. Şehir ışıkları şehir yakınlarında hamsilerin derine inmesine yol açar. Artan ışık kirliliği nedeniyle hamsi avcılığı şehirlerden uzaklaşmaktadır. Karadeniz ve Marmara arasındaki balık göçlerinin Boğaz çevresindeki yapay aydınlatmadan etkilenebileceği düşünülmektedir. Ama bu konuda yapılmış bir araştırma çalışmasını ben bulamadım. Bu konunun araştırmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Balıkların yapay ışıktan etkilendiğine dair çok kesin bir deneysel sonuç. Melbourne'da Flinders Üniversitesi ve University of Melbourne'da yapılan bir çalışmada ortaya konulmuş. Palyaço balığı, bu resmini gördüğümüz balık, üzerinde yapılan bir çalışmada düşmanlarından korunmak için yumurtadan sadece gece çıkmak üzere evrimleştikleri, çünkü dikkat çekici bir görüntüsü var, yumurtadan çıkar çıkmaz başka balıklar tarafından yenilme riski çok yüksek. Bu yüzden gece karanlığında çıkacak şekilde evrimleşmişler. Yapay ışığa maruz kalan sularda yumurtadan çıkamayarak üremelerinin olumsuz etkilendiği bulunmuş. Bu bir balık türü üzerinde yapılan bir çalışma. Ama başka balık türlerinin de benzer şekilde etkilenmesini bekleyebiliriz. Bir başka benzer çalışma Almanya'da yapılmış. Normalde karanlıkta beslenen ve gündüz kuytu yerlerde saklanan lepistes balıkları gece yapay aydınlatmaya maruz kaldıklarında beslenmeye devam ediyorlarmış gece. Zaten beslenmeleri gerekiyor. Fakat aydınlıkta beslenme alışkanlığı kazandıklarında gündüz kendilerini saklama refleksleri zayıflıyormuş. Gündüz kuytu yerlerde saklanmaları gerekirken daha hareketli oldukları ve diğer balıklara daha kolay yem oldukları anlaşılmış. Yani yapay aydınlatma bir başka balık türünü de azaltıcı yönde etki eden bir mekanizmaya sahip. Kuşlar üzerinde de yapay aydınlatmanın birçok etkisi var. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda kuşların %70'inin gece göç ettiği ve göçlerin de %80'den fazlası, düzeltiyorum cümleyi yanlış söyledim. Kuşların %70'i göç ediyor, göçlerin %80'den fazlası ise gece oluyor. Kuvvetli şehir ışıklarının baskın olduğu yerlerde özellikle ay ve yıldızların görünmediği sisli ve bulutlu havalarda göçmen kuşların sürüler halinde ışıklı binalara çarptıkları, yorgun düşene kadar ışıklı binaların etrafında döndükleri görülmektedir.
Bu İstanbul'daki bir bina. 2006'da çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi bu durumda olmadığını söylüyorlar. Yakın zamanda ben görmedim. Fakat bu binanın çatısı bu şekilde aydınlatılırken bütün gece etrafında martılar dönerdi. Böyle bir benim de gözümle gördüğüm bir etkisi vardı binanın İstanbul'da. Milyonlarca kuş her yıl ışıklı binaların etrafında dönerken yorgunluktan veya kendini savunamayacak hale geldiği için başka hayvanlara yem olarak veya rotasından uzaklaşarak zaman ve enerji kaybettiği için hedefine ulaşamadan ölüyormuş. Sunumumun sonunda bu açıklamaların nereden alındığına dair çalışmaların referansları var. Her biri gerçekten yapılan bir bilimsel çalışmanın sonucu. Böceklere de ciddi şekilde etkisi var yapay aydınlatmanın. Dünyadaki böcek nüfusunun hızla azalmakta olduğunu sanırım birçok yerlerde okumuşsunuzdur, okuyoruz, görüyoruz. Yapılan araştırmalar dünya ekosisteminin böceklerin varlığına dayandığını, yokluğunun gezegenimizdeki yaşam için yıkıcı sonuçları olduğunu söylüyor. Doğal yaşam alanlarının kaybı, kimyasal kirlilik, istilacı türler, iklim değişikliği yanında ışık kirliliği de böcek kaybından önemli derecede sorumlu. Dünyadaki milyonlarca böcek türü üzerinde ışık kirliliğinin etkileri hakkında 150 kadar çalışma yapılmış. Bu çalışmalarda ortaya çıkan bazı sonuçlar. Gece besleden cırcır böcekleri besin arama faaliyeti ışık kirliliği sonucu azalıyor ve genç böceklerin gelişimi yavaşlıyor. Gündüz beslenen ve gece dinlenmesi gereken böcekler gece dinlenemediklerinde gündüz faaliyetleri zayıflıyor. Işığa gelen böceklerin üçte biri ya yorgunluktan ya da örümcekler, yarasalar, sıçanlar, kuşlar, kertenkeleler veya kurbağaların avı olarak ölüyor. Işık kirliliği böcekler açısından doğadaki av ve avcı arasındaki dengeyi avcı lehine bozuyor. Yani aydınlıkta böcekler kendilerini yiyen hayvanlara daha kolay av oluyorlar. Yapay ışıklar ateş böceklerinin eş bulmasını ve çiftleşmesine engel oluyor. Araç farlarının her yaz Almanya'da 100 milyar böcek ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor. Uçmaya başladıktan sonra sadece bir gün yaşayan mayıs böcekleri, yumurtlayacağı suyu bulmak için su yüzeyinden polarize olarak yansıyan ışıktan yararlanıyor. Asfalt veya yatay başka bir yüzeyden yansıyan ışık, su yerine kuru zemine yumurta bırakmalarına ve bir gecede gelecek neslin milyonlarca bireyinin yok olmasına yol açıyor. Türlerin evrim sürecine göre kısa süre içinde meydana gelen yaşam alanlarının kaybı, kimyasal kirlilik, istilacı türler ve iklim değişikliği gibi etkenlere direnç kazanması daha kolay böceklerin. Halbuki gece gündüz dengesi gibi evrimin başından beri var olan bir olgunun değişimine ayak uydurmaları çok daha zor. Bunlar çeşitli araştırmalarda ışık kirliliğinin böcekler üzerinde etkisini gösteren sonuçlar. Bitkiler üzerinde de ışık kirliliğinin birçok etkisi var. Burada güzel bir peyzaj aydınlatması görüyoruz. Ama böyle bir aydınlatma bitkiler için gerçekten iyi mi? Dünyadaki gıda üretiminin en az üçte biri bitkilerde tozlaşmayı gerektiriyor. Tozlaşma olmasında rolü olan böceklerin sayısının azalması bitkilerde çoğalmayı ve tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Güçlü kokulu ve beyaz çiçekleri olan bitkiler genellikle geceleri tozlaşıyor. Çiçeğin beyazlığı ve aroması karanlıkta böceklerin çiçekleri bulmasına yardımcı oluyor.
Yapay ışıklar ise böcekleri çekerek tozlaşmayı azaltıcı bir rol oynuyor. Işık kirliliğine maruz kalan bitkilerde meyve oluşumunun azaldığı biliniyor. Meyve ağaçlarının tohumlarını dağıtarak ormanların gelişmesini sağlayan yarasaların gözleri ışığa karşı duyarlı ve bu nedenle gece aktifler. Yapay ışıklarla gece aktiviteleri kısıtlanıyor ve ormanların gelişmesi üzerinde olumsuz bir etki oluşuyor. Yapraklarını döken ağaçlar kış fırtınaları başlamadan önce yapraklarını dökmelidir. Yapraksız bir ağaç daha az rüzgar, kar ve buz yüküne maruz kalır. Yapay aydınlatma ağaçlar için günü uzatır. Günlerin kısalmasına bağlı mevsimsel döngü etkilenir. Ağaç kış aylarına doğru da yapraklı kalma ve büyüme eğiliminde olabilir. Büyüyen genç dallar kar ve buz yüküyle kırılır ve ağaç zarar görür. Sürekli aydınlatma altında yaşayan ağaçların yaprakları daha büyük olabilir ve büyüme mevsimi boyunca hava kirliliği ve su kaybına karşı daha duyarlı olabilir. Çünkü yapraklardaki gözenekler daha uzun süre açık kalır. Resimde gördüğünüz New York'taki bir ağaç gerçek bir durumu yansıtıyor fotoğraf. Ağacın hemen yanındaki sodyum buharlı sokak lambası o taraftaki yaprakların dökülmesine engel olmuş. Yaprakların dökülmesi gecikmiş. Böylece ağacın kış uykusunun kısalması ve ömrünün kısalması gibi bir problem var. Burada biraz da sizin mesleğinizle ilgili bir iki şey söylemek tabii gerekiyor aydınlatmayla ve ışık kirliliğiyle ilgili. Samanyolu'nu artık sadece fotoğraflarda görüyoruz. Çocuklarımız yıldızları görmeden, öğrenmeden büyüyorlar. Astronomi bilimine ilgi gittikçe azalıyor. NASA'ya bağlı Suomi NPP adı verilen meteoroloji gözlemleri yapan bir uydu var. Bu uyduda bulunan bir kamera benzeri cihazla dünyanın parlaklığı sürekli olarak ölçülüyor. Özellikle de gece parlaklığı. Dünyadan uzaya yayılan ultraviyole görünür ışık ve yakın kuzul ötesi ışınımlar düzenli ve hassas bir şekilde ölçülüyor bu uyduda. Dolayısıyla bu uydunun sağladığı verilere ulaşabiliyoruz. Bu uydunun verilerine göre gece dünyadan uzaya yayılan ışınım yapay aydınlatmaların artmasına bağlı olarak her yıl %2 artıyor. Işıma değerlerindeki artış yönünden dünyadaki 250 ülke ve bölge arasında %7.74 ile 13.'üz. Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri içinde birinciyiz. G20 içinde sadece Rusya'dan daha iyi durumdayız. Işık kirliliğimiz hızla artıyor. Bu uydudan alınan verilerle İstanbul'un oluşturulmuş bir görüntüsü. Son 8 yılda uzaydan görünen parlaklığın %44'ten fazla artmış olduğunu görüyoruz. Bu parlaklığa neden olan şeyler bu fotoğrafta dikkat çekici şekilde görünüyor. İstanbul'dan uzaya kaçan ışık miktarı için gökyüzü parlaklığı ölçümüne dair elimizde veriler yok. Ama iki varsayım yaparak ki başka şehirlerden elde edilen verilerden hareketle bu varsayımları yapabileceğimizi düşünüyorum. İstanbul'dan uzaya kaçan ışık miktarı için bir tahminde bulunuyorum. Varsayımlardan birincisi genel aydınlatma yani park, bahçe ve yolların aydınlatılması için yaptığımız aydınlatmadaki ışığın %20'si doğrudan veya yansımalar sonucu uzaya gidiyor diye bir varsayım yapıyorum. İkincisi de uzaya giden ışığın %25'i
genel aydınlatmadan geliyor diye bir varsayımda bulunuyorum. Yani uzaydan baktığımız zaman gördüğümüz parlaklığın %25'i yol ve park bahçe aydınlatmalarından geliyor. Diğer %75'i diğer kaynaklardan geliyor. Bu ikisinin de gerçekçi varsayımlar olduğunu tahmin ediyorum. Bu varsayımlar altında İstanbul'un 2020 genel aydınlatma enerji tüketimini zaten biliyoruz. TEDAŞ'ın web sitesinde bu yayınlanıyor. 604.8 milyon kilowatt saat genel aydınlatma için enerji tüketiliyor İstanbul'da. Bunun %20'si uzaya kaçıyorsa eğer yaklaşık 121 milyon kilowatt saat. Eğer uzaya kaçan ışığın %25'i ise bu, uzaya giden toplam ışık 483.8 milyon kilowatt saat. Genel aydınlatma enerji fiyatından bunu hesapladığımız zaman 28.7 milyon euroluk enerjiyi biz İstanbul'da uzayı aydınlatmak için sarf ediyoruz. Tabii bunu sadece aydınlatmayı daha kaliteli yaparak tamamen düzeltmek mümkün değil. Çünkü bu ışığın bir kısmı da mesela otomobil farlarından geliyor. Başka engelleyemediğimiz kaynaklar da olabilir. Çok ciddi rakamlarda parayı biz gökyüzünü aydınlatmak için harcıyoruz. Bir de bu harcanan enerjiyi üretirken ortaya çıkan karbondioksit var. Bunun da 217 bin ton olduğuna dair bir hesap yapabiliyoruz. Amerikan Enerji Departmanı'nın elektrik enerjisinin karbondioksit karşılığına verdiği bir referans değer var. Bunun değeri de Avrupa Birliği tarifesi ki ton başına 30 euro güncel tarifesi Avrupa Birliği'nin 6,5 milyon euroluk bir değeri var. Dolayısıyla engelleyebilelim, engelleyemeyelim, engellememiz mümkün olsun olmasın. Gerçek şu ki biz İstanbul'da yılda 35 milyon euroluk enerjiyi gökyüzünü aydınlatmak için kullanıyoruz diye bir tahminde bulunuyoruz. Ankara'da da durum çok farklı değil. Ankara'da da son 8 yıl içinde gökyüzünden görülen ışıma %46 artmış. Bunun nedenine ait fotoğraflar var. Böyle şeyler var Ankara'da. Ya da en azından ben gördüğüm zaman vardı. Son 1,5 senedir gitmedim Ankara'ya. Hala böyle mi bilmiyorum. Hani belki vazgeçmiş olabilirler bunları yakmaktan. Ama gerçekten bir dönem Ankara böyleydi. İzmir de bu durumdan nasibini almış. Son 8 yılda %41 artmış. İzmir'in uzaya gönderdiği ışık. Kayseri'de biraz daha fazla. Son 8 yılda %57 artmış. Şimdi bunlara karşı ne yapabiliriz? Colorado Devlet Üniversitesi'nin biyoloji departmanından Brett Seymour şöyle bir söz söylemiş. Bir ışığı söndürdüğünüzde yarattığı ışık kirliliği kaybolur. Çoğu kirletici maddede olduğu gibi gidip temizlemek zorunda değilsiniz. Geceleri ışıktan kurtulmamız gerektiğini söylemiyorum. Sadece onu akıllıca kullanmamız gerekiyor. Gerçekten bu ikinci cümle bize aydınlatmacılar olarak da bir yol gösteriyor. Ya da genel olarak
bu probleme karşı, bu problemle nasıl mücadele etmemiz gerektiğini de bize işaret ediyor. Aydınlatmayı akıllıca yapmamız gerekiyor. Bu çerçevede son 5 yıl içinde dünyada neler önerilmiş? Daha iyi aydınlatma yapmak konusunda ya da neler mevzuata dönüştürülmüş? Bunları paylaşmak istiyorum burada. Amerikan Hekimler Birliği'nin ünlü AMA raporu olarak geçen 16 Haziran 2016 tarihli bir raporu var. Burada dış aydınlatma ile ilgili olarak şunları söylemişler Amerikalı hekimler. Enerji tüketimi ve fosil yakıtların kullanımını azaltan LED armatürlerin kamusal aydınlatmada uygun şekilde kullanılmaya başlamasını destekliyoruz. Kamaşmayı azaltacak şekilde mavi içeriği kontrol edilen ve en aza indirilmiş çevresel aydınlatmaları teşvik ediyoruz. Yol aydınlatması gibi bina dışı kurulumlarda 3000 Kelvin veya altında renk sıcaklığı değerlerini teşvik ediyoruz. Tüm LED aydınlatmaların kamaşma ile insan ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin en aza indirecek şekilde siperlenmesini ve yoğun kullanım zamanları dışında aydınlatma değerlerinin düşürülmesinin değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Amerikan Hekimler Birliği'nin 2016'da çok ses getiren açıklaması. Bundan sonra dünyada 4000 Kelvin'den 3000 Kelvin'e doğru bir eğilim başladı. Bir başka önemli mevzuata yansımış uygulama Tayvan'dan. Taipei, başta bahsettiğim ışıl ışıl olmasıyla ünlü şehirlerden birisidir. Taipei Çevre Koruma Departmanı 2017'de ışık kirliliği yasasını revize etmiş. 2015 tarihli bir ışık kirliliği yasaları varmış. 2017'de bunu revize etmiş. Neler söyledikleri bizim için yol gösterecek. Birincisi, ışıklı reklam panoları 25 metrekareden büyükse maksimum parlaklık 250 kandela bölü metrekareden, 25 metrekareden küçük ise 300 kandela bölü metrekareden büyük olamaz. 25 metrekareden büyük panolar için çevre departmanından, çevre koruma departmanından izin almak zorunludur. Reklam panosunda kuvvetli ışık değişimleri oluyorsa, yani bir video ya da böyle parlayan patlayan ışıklar varsa, akşam saat 10 ile sabah 8 arasında bunların çalıştırılması yasaktır. Fransa'nın da öncü olabilecek bir mevzuatı var. 27 Aralık 2018'de çıkardılar bir kararname. Işık kirliliğinin önlenmesi, azaltılması ve sınırlandırılması ile ilgili kararname, kişilere rahatsızlık veren hayvansal yaşamı ve bitkisel yaşamı veya ekosistemlere zarar veren veya enerji israfına yol açan veya gece gökyüzü gözlemlerini engelleyen etkilere ışık kirliliği diyorlar. Işık kirliliğini önlemek, sınırlandırmak ve azaltmak için tasarlanmış anlamlı kuralları içeriyor bu kararname. Bu kararname özel sektör ve kamuya ait bütün aydınlatma sistemlerini kapsıyor. Yollar, park ve bahçeler, spor, kutlama, etkinlik alanları, otoparklar, binaların dış cepheleri, anıtlar ve onlar için çok önemli olan dini yapılar. Dini yapıların cephe aydınlatmaları da bu mevzuata tabi. Gecenin belli saatlerinde loşlaştırmayı, yani dinlemeyi ve uygulanabilir durumda, mesela ofislerde, tamamen kapatmayı zorunlu kılıyor. Yani gece ofisinizin ışığını açık bırakıp gidemezsiniz, kapatmak zorundasınız. Kentlerde 35 lüksten daha fazla aydınlatma yapılamaz. Kentsel otopark ve parklarda sınır 25 lükstür.
Banliyöler için lüks sınır 25 lükstür. Otoparklarda 20 lükstür, parklarda 10 lükstür. Loşlaştırılmış yerlerde gerektiğinde aydınlatmayı arttırabilmek için hareket dedektörlerinin kullanımı teşvik ediliyor. Üst uzaya verilebilecek ışınım tüm armatürler için istisnasız %1 ile sınırlıdır. Yani bir projektörü yerden yukarıya doğru tutup binayı aydınlatamazsınız. Tüm armatürler kamaşmayı azaltmak amacı ile ışınımlarının en az %95'ini yere doğru ve tepe açısı 151 derece olan bir konenin içine vermek zorundadırlar. Uzaktaki alanların aydınlatılmasına yönelik tasarımlardan kaçınılmalıdır. Hiçbir durumda renk sıcaklığı 3000 Kelvin'i geçmemelidir. Milli parkların çevresindeki kentsel alanlarda 2400 Kelvin'den fazla olamaz. Kaynağı ne olursa olsun konutların içine nüfuz edecek şekilde dış aydınlatma yapılamaz. Bu da çok önemli. Akarsulara, göllere ve denizlere doğrudan ışık vermek yasaktır. 100 bin lümenden fazla ışık akısına sahip sabit veya hareketli huzmeli tesisatlar genel olarak yasaktır. Koruma bölgelerinde lazer ışını yayan kaynakların kullanımı yasaktır. Yerel yönetimlere gerektiğinde kuralları sıkılaştırmak veya tatil dönemlerinde gevşeklik için esneklik tanınmıştır. Gözlemevi bölgeleri için ilgili bakanlığın yetkisi dahilinde özel ve daha sıkı kurallar uygulanır. Tesis sahipleri denetçilere kararnameye uygunluğu kanıtlayacak bilgi ve belgeleri sunmak zorundadırlar. Bir başka önemli döküman 2019'un başında yayınlanan ve Avrupa Birliği'nin kamu otoritelerine yol göstermek amacıyla yayınladığı teknik rapor. Yani dış aydınlatmada nelere dikkat etmeleri daha iyi olur? Yol gösterici bir rapor. Zorunlu değil ama ciddi şekilde doğru yolu gösteriyor. "13.201 standartına uygun olmak kaydıyla" diye başlamış. Bu bir problem olarak eleştiriliyor aslında bu raporda. Şöyle ki, Avrupa Birliği'nde şu anda geçerli olan EN13201 yol aydınlatma standardı gerçek bilimsel verilere dayanarak mı aydınlatma değerlerini tespit etmiş? Bu tartışılıyor. Gerçekten ihtiyaç olan bu standardın yazdığından daha azdır diyen önemli bir grup var. Ama Avrupa Birliği bu konudaki karar vericilere standarda uyulmasını öneriyor. Bu standarda uygun olmak koşuluyla tasarımlarda makul ölçüde ulaşılabilir olduğu kadar düşük aydınlatma prensibinin korunmasını öneriyor. Yani standartta yol 5 lüksle aydınlatılacaksa 6 lüksle aydınlatmayın, tam 5 lüks olsun diyor. Aydınlatma tasarımı ve kurulumu belirli askeri deneyim ve yeteneklere sahip personel tarafından denetlenmelidir diyor. Bu da çok önemli. Çünkü Türkiye'de bu belirli askeri deneyim ve yeteneklere sahip personel olmadığı için gerçekten çok kötü aydınlatmalar yapılıyor. Aydınlatma tesisatları trafiğin azaldığı gece saatlerinde ışıkların azaltılması veya kapatılmasına izin veren dinamik kontrol sistemlerine uygun olmalıdır diyor. Kısma fonksiyonuna sahip olma maliyeti eğer çok yüksek değilse, armatürler maksimum ışık akısının en az %50'sine kadar kısılmasına izin veren donanıma sahip olmalıdır diyor. Maksimumun %10'una kadar daha ışık azaltılması da birçok durumda mümkün olmalıdır diyor.
Yükleniciler kurulum tamamlandıktan sonra tasarım hedeflerine uygun çalıştığını göstermek zorundalar. Tasarım hedeflerinden daha sonra sapma olursa yükleniciler gerekli ayarlama ve düzeltmeleri kamuya maliyet getirmeden yapmalıdırlar. Yani bir hesap yapılmış, o yolda 10 lükslük bir ortalama aydınlatma gerekiyor. Teslimden önce gerçekten 10 lüks olduğunu, 12 lüks olmadığını uygulayıcılar kamu otoritesine göstermek zorundalar. Zaman içinde bu kritere uygunluk bozulursa bunu da kamuya bir maliyet getirmeden düzeltmelidirler diyor bu teknik rapor. Teknik raporun devamında armatürler yatay konumlandırılmalı ve üst uzaya verdikleri ışık akısı sıfır olmalıdır diyor. Kurulum eski direklere yapılıyorsa, bunlarda eğimli bir konsol olduğunu varsayıyoruz. Sıfır derece şartını sağlayacak şekilde armatürleri yatayla sıfır derece monte edecek ayarlı yapı ve siperlikler sağlanmalıdır diyor. Armatür renk sıcaklığı 3000 Kelvin'den büyük olmamalıdır diyor. Parklar, bahçeler ile idare tarafından ekolojik olarak duyarlı kabul edilen yerler veya yıldız gözlemleri yapılan bölgelerde mavi içeriği az ışık kullanılması öneriliyor. Bu amaçla ışık kaynağının spektrumunda mavi ağırlığını yansıtan G indeks diye yeni bir metrik tanımlamışlar. Temel kriter, park, bahçe veya ekolojik olarak duyarlı kabul edilen yerlerde G indeks 1.5'tan büyük olmalıdır diyor. Bir de kapsamlı kriterleri var. Park, bahçe veya ekolojik olarak duyarlı kabul edilen yerlerle yerel gözlem evlerinin 30 kilometre çevresinde veya ulusal gözlem evlerinin 100 kilometre çevresinde G indeks 2'den büyük olmalıdır diyor. Bu G indeksin nasıl hesaplanacağına dair formülleri içeren bir Excel tablosu hazırlamışlar. Bunu kullanıma açmışlar. Şöyle bir şey çıkıyor buradan. Genellikle 3000 Kelvin'in altındaki armatürlerde G indeks 1.5'tan büyük çıkıyor. 2700 Kelvin'in altındaki armatürlerde de G indeks 2'den büyük çıkıyor. Yani temel kriter, armatürler 3000 Kelvin'in altında olacak. Kapsamlı kriterlere ihtiyaç olan yerlerde de armatürler 2700 Kelvin'in altında olacak. Bunun dışında benim de üyesi olduğum Uluslararası Karanlık Gökyüzü Derneği ile Aydınlatma Mühendisliği Derneği'nin aydınlatma kurulumları için önerdikleri 5 ortak ilkeleri var. Geçen sene Nisan ayında bu yayınlandı. Bu 5 ilke şunlar. 1. Bir aydınlatma kurulumu sadece açık bir amacı ve yararı varsa yapılmalıdır. Yani faydası olmayan bir aydınlatma yapılmamalıdır. Aydınlatma sadece amaçlanan, gerekli olan yere yönlendirilmeli. Başka yerler aydınlatılmamalıdır. Yani hedefli aydınlatma gözetilmelidir. Gerektiği kadar aydınlatma yapılmalıdır. Amaca uygun aydınlatma seviyesi belirlenmeli. Daha fazlası yapılmamalıdır. Gerekmediğinde ışığın otomatik olarak azaltılması veya kapatılmasını mümkün olacak şekilde kontrol sistemiyle donatılmış aydınlatma yapılmalıdır. Mümkün olduğu kadar sıcak renklerinin kullanılması gerekir. Bu 5 prensip, aydınlatmanın 5 prensibi olarak Aydınlatma Mühendisliği Derneği tarafından da kabul edilmiş ve üyelerine uygulanması için bildirilmiş 5 kural. Bunların devamında çok kısa bir süre önce Almanya'da bir kanun çıktı. Daha doğrusu hükümet tarafından onaylandı ama parlamentodan daha henüz onaylanmadı. Böcekleri koruma yasası. Yasa taslağına göre böceklerin yaşam alanı kabul edilen yerlerin kapsamı genişliyor ve koruma altına alınıyor.
koruma alanlarındaki yeni kurulumlarda böceklere zarar vermeyecek aydınlatma armatürleri kullanmak zorunlu hale geliyor. Ve son söz, tüm evrim sürecinin ve doğal çevremizin bir parçası olan gece karanlığını iyi düzenlenmiş, iyi tasarlanmış ve kaliteli dış aydınlatma ile korumalıyız. Kaliteli dış aydınlatma kamusal bir konudur. Yasa ile güvence altına alınmalıdır. Burada bu çalışmayı yaparken kullandığımız kaynaklar var. Bu sunumun bir kopyasını iletebilirim. İlgilenirseniz kaynakları da inceleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar şu anda. Sorularınız varsa memnuniyetle yanıtlamak isterim. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir konu, güzel bu konuşma için çok bilgilendik. Çok güzeldi. Benim bir sorum var size. Siz şimdi uluslararası şeyde kuralları anlattınız. İşte ne olması gerekir, yasa önerileri falan. Türkiye'deki uygulamalarla sizin anlattığınız kurallara uyum nasıldır? O konuda bir gözleminiz nedir? Ben onu merak ediyorum. Kuşkusuz çok gözlem yapma fırsatım oluyor. Bir kere Türkiye'de ışık kirliliğini engelleme yönünde bir mevzuat, yasa bir şey yok. Aydınlatma mühendisliği diye bir disiplin de yok. Yani üniversitelerde aydınlatma mühendisi diye bir meslek mensubu biz yetiştirmiyoruz. Şu anda aydınlatma işi olsa olsa metoduyla yapılıyor. Bunu İzmir'de de birçok uygulamanın içinde olduğum için bilerek söylüyorum. Belediyedeki yetkili arkadaşlara da birçok aydınlatma projesi sonuçlandıktan sonra gidelim yerinde konuşalım, anlatalım diye girişimlerim oldu. Mesela bir park projesi yapılacak. Büyük bir park. İçinde yüzlerce aydınlatma armatürü var. LED armatürün ne kadar ışık verdiği konusunda hiçbir fikri olmayan bir elektrik mühendisi arkadaşımız bir elektrik projesi yapmış parkla ilgili. Demiş ki normalde işte 80 wattlık sodyum buharlı lambalarla biz burayı aydınlatabiliriz. Ama LED koyalım. Hadi biraz daha aydınlık olsun. 100 wattlık LED lambalar koyalım. Hiçbir teknik çalışmaya dayanmadan kafası öyle esmiş, öyle karar vermiş. Yetmemiş. Parkın sadece yolları değil, direkleri çift konsollu yapalım. Yolun dışındaki yeşil alanları da aynı şekilde aydınlatalım demiş. Bu gerçek bir örnek. Bir direkte, işte direkt 6 metre neyse, 2 tane 100 wattlık lamba var. LED lamba. Şimdi projeyi bu şekilde hazırlamış. Bu projeye göre şartname hazırlanmış. İhale yapılmış. Uygulama aşamasında bize geldiler, LED lamba alacağız. 100 wattlık işte şu kadar LED lamba verin bize diye. Yahu dedik, çok fazla bu yani, ne yapıyorsunuz? Orasını hani ne amaçla, yani park gibi değil, başka bir şey. Yani ameliyathane falan gibi aydınlatacaksınız bunun sonucunda. Ama biz şu anda artık şartnameyi değiştiremeyiz. Çünkü ihale açıldı, sonuçlandı. Şimdi daha düşük güçlü bir armatür kullanırsak bu kez usulsüzlük olur. Yani biz şartname yayınlandıktan ve ihale yapıldıktan sonra armatür değerlerini düşüremeyiz. Böyle bir yetkimiz yok dediler. Bu park daha açılmadı. Açılmadan önce belediyenin üst düzey yetkililerinin hani bu kötü uygulamayı görüp bir şekilde değiştireceklerini tahmin ediyorum.
Ama o kadar kötü oldu ki, yani herhalde uzaydan bakılsa İzmir'in o parkı görülecek. Bunun gibi herhangi bir teknik çalışmaya, mühendislik çalışmasına dayanmayan çok sayıda uygulama yapılıyor Türkiye'de. Sırf İzmir'de değil, İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin her yerinde. Birçok konut durumda belediye yetkilileriyle bunu tartıştığınızda ışığın fazlasından ne zarar gelecek ki? Kimse ışığın fazlasından şikayet etmez. İşte ne iyi, gündüz gibi olur her taraf gibi ifadelerle çok sık karşılaşıyoruz. Çok sözü uzatmak istemiyorum ama maalesef Türkiye'deki durum şu anda bu. Şimdi ben birkaç örnek vereyim onunla ilgili. Ben bir şeyde Antalya'da bir şeyde bir konuşmaya çağırmışlardı. Bir devlet su işlerinin karayollarının genel müdürünü de konuşmaya, benim konuşmama çağırdılar. Gelmiş böyle bir konuşma var. Işık kirliliği diye. Gelip siz de dinler misiniz diye. Işığın da kirliliği mi olurmuş? Demiş. Ama geldi. Sonra beni bir başka yine karayollarının bölge müdürleri toplantısına çağırdılar. Konuştuk. Ama bu konuşmaların bir faydası olmuyor. Şimdi bir şeyini hatırlamıyorum ama bir genelge var. Burada yönetmelik gibi bir şey var. Orada lambaların belli saatten sonra %50'sinin kapatılmasını öngörüyor. Bir de lambaların açısını, hani siz dediniz ya tam perdeli lambalar, işte ışık nereye lazımsa oraya gönderecek. O tip kurallar var ama bunlara hiç uyulmuyor. Ben özellikle bu tip şeyleri gezip örneklerine baktım. Gerçekten lambalar belli saatten sonra kapatılıyor mu? Ya da lambaların açıları ayarlanmış mı diye. Hiç kurallara buna bakıldığı yok bu şeyde. Ben belediye Ankara'da benim evimin önünde şey var, LED lambaları yüksek bir otel. Otelin çizgisel LED lambası. Onlar bizim binaları aydınlatıyor ve yatak odasına içeri giriyor. İsterseniz siyah perde yapın oraya. Yine içini etkiliyor. Ben apartman kurulundan karar çıkarttırarak belediyeye şikayet ettik. Cevap bile vermediler. Ben şeyde Ankara'da bir şey, adını vermeyeyim şimdi, ilçenin yeni parklar yapıyorlardı. Parklarda aydınlatmalar. Ben yazdım şeylere, dedim ki bakın siz bu kadar yeni park yapıyorsunuz, parkları doğru aydınlatın. Oradaki lambalar şöyle şöyle olmalı. Eğer isterseniz ben gelip size bir sunum yapayım nasıl olmalı aydınlatma diye. Hiç ses çıkmadı. Ve hala dışarıdaki lambaların, karpuz lambalar, yeni lambalar konuyor şeylere, sokaklara, dışarılara. Yani bu kurallara devletin bazen kendi koyduğu kurallara uymuyorlar. Işığın şeyi mi olur, kirliliği mi olur diye. Hemen bir örnek vereyim. Biz ışık kirliliğini anlatırken öğretmenlerden yararlanıyoruz. Işık kirliliği ölçmek için Türkiye'de. Şeyde Karaman'da sanıyorum bir köy öğretmeni bana şöyle bir bilgi verdi. Köyde birkaç kişi kalmış, yani boş köy. Ama lambalar ışıl ışıl, yani yollardaki lambalar. Öğretmen demiş ki gelen lambaları şey saati okumak için gelen TEDAŞ mı diyelim artık şeylerini, dağıtım şirketinin elemanlarını, ya siz bunlar sabaha kadar yanıyor, köyde kimse yok, bu lambaları söndürseniz de birkaç tane. Hayır, biz onu yapamayız, biz parayı buradan kazanıyoruz. Şimdi bu anlayış, ya ben bunu engellemiyorum, bunu ben de çok şikayet ediyorum ama maalesef yani kural alınsa bile uygulamalar, işte sizin dediğiniz gibi uygulamalara uyulmuyor ve yeteri kadar uygulama yok. Zaten yasa da yok şeyde.
Bir dönem zannedersem Sermin Onaygil hocamızla çalışmıştık, değil mi hocam, Zeki Evet, Aslan hocam? Ki Sermin Onaygil. kendisi Uluslararası Aydınlatma Komitesi'nin başkan yardımcısı, Türkiye Aydınlatma Derneği'nin başkanı falan filan. Yani bu konuda sanırım bizimle ortak çalışarak belki bir yerlere varmamızı sağlayacak güçlü bir kişilikti. Fakat ondan bile umutsuz cümlelerle geri döndük. Sanırım o da vazgeçti belli Yok. bir oranda. Sözünüzü kestim. Sabri Hoca vazgeçmedi. 8'inde, 8 Nisan'da, yani 3 gün mü oldu? Cuma günü, Perşembe günü. Siz toplantı yapmıştınız. Evet. Aynı sunumu ben onlara da yaptım. Aydınlatma Türk Milli Komitesi'nin düzenlemesi altında. Konu sıcak. Onlar da kesinlikle ilgilerini kaybetmediler. Çok güzel. Bu konuda gelişmeler olacak Türkiye'de. Yani olmaması mümkün değil. Ama demin Zeki hocamın bahsettiği biz parayı o aydınlatmalardan kazanıyoruz mantığı maalesef geçerli. Elektrik dağıtım şirketleri şu anda tüketimi arttırıp oradan kazançlarını arttırmak için olması gerekenden daha büyük ampul takıyorlar sokak Evet, lambaları. maalesef, maalesef. Böyle bir şey var. Yani 70 wattlık ampulün gerekli olduğu yer, yeterli olduğu yerde 150 wattlık ampullerle gece güneş gibi pencerenizin dışında parlayan bir şey oluyor. Evet. Burada ama mevzuattan kaynaklanan bir problem de var. Bizde yol aydınlatma armatürleri daha önce TEDAŞ'ın mülkiyetindeydi. TEDAŞ bunların mülkiyetini elektrik dağıtım şirketlerine devir etti. Yani şu anda yol aydınlatma armatürleri elektrik dağıtım şirketlerinin malı. Dolayısıyla bunların daha verimli armatürlere dönüştürülmesi görevi de onlarda. Yani elektrik dağıtım şirketleri hesap yaptıracaklar, proje yaptıracaklar. Daha düşük enerji sarfiyatı olan LED lambalarla bunları değiştirmeleri gerekiyor. Fazla aydınlatma da yapmamaları gerekiyor. Ama bu yatırımı yaptıkları zaman yaparlarsa eğer ki kaçınıyorlar. Armatürlerin bedelini ödemek zorundalar, yenisini almak ve takmak için. Ama ortaya çıkan enerji tasarrufu devletin kasasında kalacak. Çünkü aydınlatma için harcadılan enerjiyi devlete fatura ediyorlar. Yani kendileri kazanç sağlamayacakları bir uygulama ya yatırım yapmaları bekleniyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin. Burada bir problem var. Yani bu yatırımı benim kanımca devletin yapması lazım. Çünkü tasarrufu da devlet yapacak. Ya bu elektrik dağıtım şirketlerinin bu dağıtımını devlet yapıyordu eskiden. Ya Eskiden öyleydi, şimdi özelleşti. şimdi özel şirketler para kazanmak istiyor. İşte benim verdiğim örnek, yani bunu yapmıyorlar. Lambaları gücünü düşük tutmuyorlar. Ne kadar harcanırsa o kadar para kazanıyor insanlar. Bu kadar basit yani. Bunu devletin yapması lazım. Belki en kötü işte diğer ülkelerde olduğu gibi bir regülasyon getirilmesi lazım. Ancak o zaman zorla buna uyulabilir yani. Bunun için yasa Yani taslağı tabii. önerileri sunuldu ama belki Türkiye Uzay Ajansı'nın da ele alacağı bir konu olur ileride. Ya uzay ajansından oradan çok ben umudum yok da biz yasa taslağı çıkarmak için çok uğraştık biz. Devlete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na örnek de sunduk. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi olarak ve çalışan arkadaşlar olarak işte Ayşegül işin içinde.
Ama hiç karşılığını almış değiliz. Cevap bile verilmiyor yani. Çünkü yine tüketim taraftarları bunu engelliyorlar. Maalesef, evet. Yani elektrik dağıtım şirketlerini de belki suçlamamak gerekir. Çünkü onlar da hani belli bir fiyata aldıkları şeyi serbest piyasada belirlenmiş bir fiyata satamıyorlar. Enflasyona etkisi nedeniyle onlar da bir düşük fiyatta satma baskısı altındalar. Böyle bir yatırımı yapacak belki kaynakları da yok. Ama yani devletin bunu denetlemesi lazım. Enerji tasarrufu, lambalar, enerji dağıtım şirketleri benim verdiğim örnekte o kadar serbest olmamaları gerekiyor. Belli kurallara uymaları lazım onların da. Dağıtım şirketleri zaten serbest değiller. Onlar kurallara uyuyorlar. Ama başka kurallar olması lazım. Normalde yol aydınlatması için kullanılan tesisatın devlete ait olması lazım. Ve bunların yenilenmesini de devletin yapması lazım. Çünkü yenilendiği zaman bundan kazançlı çıkacak olan devlet. Tabii. Doğru. Yani elektrik dağıtım şirketlerine bu görevi verince bir haksızlık da oluyor ortaya. Yani yararlanamayacakları, kendileri için verimli olmayacak bir alana yatırım yapması bekleniyor elektrik dağıtım şirketlerinin. Bu işi zorlaştıran bir şey. Aynen öyle. Peki siz bu arada Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği'nin Türkiye temsilcisi olarak Türkiye hakkında rapor vermeniz gerekiyor mu oraya zaman zaman? Ya da verdiniz mi? Türkiye'de durumlar nasıl dendi? Yani bir kere bizi denetlemek gibi bir fonksiyonu yok. Yok, o yüzden değil. Yani işte Uluslararası Astronomi Birliği'nde de biz işte eğitim konuşuyoruz vesaire başka konularda. Yani şöyle, Türkiye'de nasıl gidiyor? Türkiye hakkında demeyelim. Biz kendi yaptığımız çalışmalar hakkında bir bilgilendirme raporu gönderiyoruz her yıl. Ama bu Türkiye hakkında bir rapor şeklinde değil. Kendi faaliyetimizin onlar tarafından anlaşılması ya da onlara reklam edilmesi gibi bir rapordur. Bir zorunluluk yok. Yok, hayır. Yani herhalde onlar ya da denetim gibi bir mekanizma yok, da yok. Yok, o yüzden sormadım. Yani her ülkede durumun vahimiyetini araştırmak için herhalde onların da bir böyle bir komisyonları vardır. O yüzden sordum. Ya tabii onlar NASA'nın uydularından bütün dünyanın her santimetre karesini çok net olarak görüyorlar. Tabii, fiilen evet. Bir de iç işlerini yani, öğrenmek açısından. Bu veriler aslında yani bütün dünyada bilim adamlarına açık. Biz de görüyoruz açık, aynı evet. Şeyleri. Dolayısıyla Türkiye'nin nereden nereye gittiğini hep beraber görmüş oluyoruz. Yani bunun için bir rapora ihtiyaç yok. Sırf yani Türkiye'de değil. Ölçülmeye çalışılıyor. İşte bazı bölgelerde yapıldı Zeki Hocam'ın desteğiyle. Ciddi yerden yapılan ölçümler var. Gökyüzü parlaklığını ölçüyor. Evet. İşte onu bunlar doğrudan beri uydudan dünyanın yüzey parlaklığını ölçüp yayınlıyorlar. Evet, aynen. Biraz farklı iki konu ama sonunda benzer sonuçlar veriyor. Hı hı. Aynen öyle, evet. Şimdi aslında konuştuk ama bir soru vardı. Bizim de izleyicilerimizden bir tanesi sormuş. Aydınlatma direği var hemen bir odamın yanında. Nasıl önleyebilirim diye sormuş. Sanırım onu tartışmış bulunduk. Bunu nasıl önleyebiliriz? Henüz biz de bilmiyoruz. Kesinti oldu. Soruyu anlayamadım. İzleyicilerden bir tanesi şöyle bir soru iletmiş. Odasının hemen yanında aydınlatma direği bulunuyormuş. Gerçekten çok rahatsız olduğunu iletiyor ve bunu kapatmanın bir yolu var mı diye soruyor. Az önce tartıştığımız konuydu zannedersem. Kısaca bir yolu var mı? Şimdi
bulunduğu yerdeki elektrik dağıtım şirketine yazılı olarak başvurduğu takdirde buna çözüm getirmeleri gerekir. Çözüm getirmezlerse benim önerim, daha önce çözüm olmuş bir uygulama olduğunu bildiğim için söylüyorum, CİMER'e başvursun. Evet Zeki Hocam, siz yani apartman yönetiminden bile şey almışsınız, karar almışsınız, CİMER'e başvurmadınız. Bizim hayır, yazı gönderdik bizim bağlı bulunduğumuz belediye, dış aydınlatmadan sorumlu şey belediye. Yani oradaki şeylerde kime yaptırırsa yaptırır ama onların denetiminde olması lazım. Belediye cevap bile vermedi. Ben onlarla sözlü olarak konuştum. Yani bir ortak toplantı yapalım diye yanaşmadılar buna. Ben beceremedim o tüm şeyleri, bilemiyorum ama yani CİMER'e. Evet. Aydınlatma direkleri artık belediyeyle ilişkili değil. Elektrik dağıtım şirketinin yetki ve sorumluluğunda. Normal şartlarda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde olsanız kanunla konulmuş kurallar var. Böyle bir problem olduğunda sizin pencerenizi aydınlatmayacak şekilde siper koymaları gerekiyor. Armatürün uygun bir bölgesine. Evet. Türkiye'de bunu yaptırmak çok kolay değil. Ama yani etkili bir şikayet sürecinde bu sorun çözülebilir. Ayşegül, bence polise başvursun. Terörist var burada. Benim pencerenin önünde terörist var desin. Polis halleder o işi. Yani tabii polisi her şekilde rahatsız etmemek lazım. Sanırım bu konuşmalarımızdan bir ders çıkarmıştır izleyicimiz de. Kendi yolunu bulacak anlıyorum. Şimdi Zeki Hocam. Efendim. Hatırlıyorsunuz bu çalışmaları o 2000'li yılların başlarında başlattığınız zaman o toplantılar sırasında birkaçına ben de katılmıştım. Sermin Onaygil o zamandalardı. Evet. O zamandan bu zamana bu konuda Sermin Hanım'ın yaptırım ya da bir başka konusunda bir şeyini sonuç olarak ortada yok. İkincisi, az önce sunumunda Mümtaz'ı anlattı. Dediği şey, verdiği örnekler çok ilginç ve çok doğru. Hatırlayın, yaptığımız bir toplantıda belediyeden, Antalya'da belediyeden gelen yetkililerin, kamu kurumlarından gelen yetkililerle yaptığımız o toplantı sırasında söyledikleri bir şey vardı. Biz hiçbir şey yapamayız. Çünkü park bahçe aydınlatması, öte yandan reklam panoları, ışıklı belediyelerin yapmış olduğu aydınlatmalar hepsi konusunda yaptırım hiçbir şekilde söz konusu değil. Bir yasa olmadığı zaman biz hiçbir şey yapamayız diye açıkça söylemişlerdi. Doğru. Halbuki Mümtaz Bey'in anlattığı o her bir ülkenin hemen hemen çıkartmış olduğu aydınlatma yasalarının bir örneği yaptırımlarıyla birlikte ülkemizde olsaydı, yani 2000'li yıllarda sizin başlattığınız o başvurular bugün sonuçlanmış olsaydı, bunları tartışıyor olmayacaktı. Çünkü yaptırımları olacaktı. Mümtaz Bey, Zeynel Hoca'nın söylediği şu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne biz başvurduk o zaman. Yani ben gidip karşılıklı oturup konuştum. Işık kirliliğine yeni etkisini öğrenmeye başladık. Ulusal gözlemevi etkilenmesin diye çevresini şu kadar kilometre çapında en azından koruma altına alalım diye başvuruda bulunduk. Bana dedi ki, hocam biz hiçbir şey yapamayız. Siz Ankara'ya gidin. Ankara'ya başvurun, başkentte diye. Ama bu işin biraz da kaçamak tarafı. Dediği genelde doğru. Yani biz merkezden yönetilen bir ülkeyiz. Belediyelerin çok fazla yetkisi yok. Yani Zeynel Bey'in söylemek istediği de bu. Ama yine de belediyelerin şehir aydınlatmasında, lambaların seçiminde direkt bir proje hazırlanıyor. O proje belediyenin onayından geçiyor. Sizin biraz önce sözünü ettiğiniz işte direklere yüksekliği, direklerin özellikleri dağıtım şirketlerine verilmiştir diye. Ama burada devletin diyeyim ya da belediyenin
belli bir yetkisi vardı. Dağıtım şirketleri bir yerde kanunlara, şeylere uymak zorunda. Esas noksanımız orada. Biz ışık kirliliği yasası ve dış aydınlatma nasıl olmalı? Bu çıkmadı. Çok uğraştık biz ama başaramadık hala. Böyle gidiyor işte. Burada ben müsaade ederseniz Zeki Hocam, siz sözünüzü tamamladıysanız bir şey söylemek isterim. Şimdi Zeynel Hocam'ın sözünün başında yine Sermin Hoca'dan bahsedildi. Şimdi tabii kendisi burada yok. Gıyabında da haksızlık yapmamamız gerekir. Ya, haksızlık olarak değil, o çalışmaların içerisinde kendisi vardı. Şimdi, onu söyleyeyim sadece. Sermin Hoca'nın konumunu ben çok iyi biliyorum. Gerçekten bir bilim kadını olarak olabilecek en etkili şekilde katkılarını sunuyor. Kamu kurumlarına da, belediyelere de, özel sektöre de, yani herhangi bir teknik konuda Sermin Hoca'ya bir şey sorarsanız aynı gün, belki aynı saat içinde cevabını alırsınız en doğru şekilde. Elinden gelen her türlü desteği, yardımı sunuyor. Yaptığı önemli şeylerden bir tanesi, çok çabuk toparlayacağım sözü, TEDAŞ'ın genel aydınlatma şartnamesinin hazırlanmasına teknik destek sunmak olmuştur. Yol aydınlatma nasıl olmalıdır Türkiye'de diye TEDAŞ'ın hazırladığı bir şartname var. Gerçekten o şartnamedeki teknik özelliklerin çok büyük bir kısmı hani Sermin Hoca'nın kaleminden çıkmıştır. Dolayısıyla hani işin içindedir ama hani Türkiye'de işin içinde olmak yetmez. Karar mekanizmaları çok karmaşıktır. Doğruyu bilmek, doğruyu söylemek, ısrarla söylemek, yıllardan beri söylemek, bazen doğrunun yapılması sonucunu mümkün kılmamış olabilir. Şu anda gerçekten öyle Türkiye'nin durumu. Ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Adım adım bunları konuştukça, yaydıkça, bilinç artmasına katkıda bulundukça bu konu iyileşecek. Ben öyle düşünüyorum. Haklısınız. Yani bu 2000'li yılların başında aydınlatma ve ışık kirliliğiyle ilgili bu yasa önerisini TUG olarak sunulduğunda bunları biz kendi bilgimizle değil, elbette Sermin Hoca'nın yaptığımız toplantılarla sunduğu bilgilerle yazıldık. O zaman o şekildeki çalışmalar içerisinde Sermin Hoca da vardı diye belirttim. Yoksa Sermin Hoca çalışmada etmedi anlamında bir şey söylemiş değil mi? Yanlış anladınız herhalde. Ama sonuç olarak TEDAŞ'ın yahut da bir başka kurumun uygulamaları denetlenmiyorsa yine bir işe yaramıyor. O zamanki belediye yetkililerinin söylediği yaptırım yok sözü hala benim kulaklarımdadır. Doğru, hala yaptırım yok. Evet. Burada bir hani mevzuata ihtiyacımız var. Kesinlikle. Ama hani çıkacak. Zeynel Hocam, burası Türkiye. Torunların görür karanlık gökyüzü parkını. Sen merak etme. İnşallah hocam. Karanlık gökyüzü parkından vazgeçtim. Ben bu aydınlatma konusunda, şehirlerin aydınlatılması konusunda ondan sözün olur. Daha oradayız biz. Neyse işte bir başlangıç olur yani ama yani, torunların görür onu. Biz şimdi değil. O kadar karamsar olmayalım Metin Hocam. Şimdi programın başında sözü edildi. Ben hani orada söylenenlerin aksine bir şey söylemeyeyim dedim ama yine de hani yeri geldi söyleyelim. Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla Karanlık Gökyüzü Parkı yapılmasını onayladı. Halihazırda süreç devam ediyor. Haziran sonu falan gibi de açmayı planlıyorlar. Hani Haziran sonuna yetişmese bile bu yaz sonuna yetişir kanaatindeyim.
Biz Bursa'da Karanlık Gökyüzü Parkı'nın yerini bile tespit ettik gidip. Elinize sağlık. Sonra bir baktık ki Bursa Spor'a vermişler o araziyi. Aa dediler, olmaz dediler. Aynı yerden mi bahsediyoruz acaba? Yok hayır. Daha farklı. Önceki çalışmalardan bahsediyoruz. Değil, o başka bir yerden bahsediyor Ethem Hoca. Bu Bursa'dan çevresinde yapılan ışık kirliliği ölçümü bin küsur noktada gök parlaklığı ölçümleri yapıldı. O rapor halinde belediyeye sunuldu. O şeyin danışmanı da benim. Şeyde yani orada bir Başkale diye bir yerde şey seçildi. Orada yapılacak galiba şimdi. Evet. Belediye bu şeyde İnegöl yakınında bir yer. Karanlık bulunan ölçümlere göre uygun olan yerlerden birisi. Bakalım yani oradaki şeyler çok iyi gidiyor ve çok hevesliler. Evet. Dediğiniz gibi yani. Kısmetse bu sene göreceğiz diye umuyorum. İnşallah. Peki, o zaman çok teşekkür ediyoruz bütün katkılarınızdan ötürü. Mümtaz Bey, hocalarım, sizlere de. 1,5 saatlik bir yayın oldu gerçekten. Dolu dolu. Tartışacak çok şey var. Belki bir dahaki bir başka konuşmada da başka taraflarını ele alırız. Mümtaz Bey'e teşekkür ederiz. Güzel evet, misafirlerimize de. Evet. Yorulandık. Ben çok de bu fırsatı bana sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi ayrı ayrı tanımış olmaktan dolayı çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Tahmin ediyorum ki bu alandaki çalışmalarda sık sık görüşme fırsatımız olur. Sizlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanma fırsatımız olur. Bizim de üzerimize düşen bir şey olursa sizin tarafınızda iletmenizden memnun olurum. Elimizden gelen ne varsa yaparız. Tekrar teşekkür ediyorum hem zamanınız için hem bu fırsatı verdiğiniz için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İzleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Evet, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.